Abi konu kilite kötü dediysen ağlayacaksın. Hadi ya, son çıkardığı şarkı o kadar mı kötü lan? Oğlum ne kadar kötü yapmış olabilir? Norm yani, hani ne bileyim. Uzi de olur. Okey. Bakalım. Ela Nur. Sözde altyazı var mı? Türkçe altyazı. Heh, var. Süper. Türkçe altyazı eklemişler. Çok seviyorum ya Türkçe altyazı olan şeyleri. Şarkıları direkt buradan bakınca, çünkü güzel oluyor yani. Gerçi altyazıyı siz göremeyebilirsiniz, görmeyin, sözleri dinliyorsunuz zaten. Klip nasıl başlıyor? 21. 21 yaşına girdiği için herhalde. Queen Kraliçe işte. Eleanor 21. Kraliçe. Okey. Klipteki sağ ve soldakiler kim bilmiyorum. Bakalım. Kardeşi herhalde sağdaki. Demin çünkü Elanur yazınca bir video çıktı karşıma. Elanur kardeşiyle Twitch yayını yapıyor diye, ona benziyordu. Kardeşi herhalde. Evet, kardeşi sağdaki de, o soldaki de o zaman annesi. Süper. Bakalım efendim. Yaşamımı bir görüyorsun para bol. Ne yaşamışım hiç düşünceniz yok. Kan sanıyorlar duygu. Para bol mu ya o kadar? Altyazı bu arada, evet, dediğiniz gibi çok kötü. Kan sanıyorlar duygusuzum deli bir dekor. İşinize gelmeyince lafını da sok ama gülüyorum hepinize bilirsin egom. Umursamaz tavırlarım sanki baby doll. Yiyor baba parası işi gücü. Tavırlarım sanki baby doll. Baby doll'un anlamına bakmam gerekiyor. Böyle bazen çok fazla rap dinlediğim için bazen böyle bir şey söylüyorlar. Baby doll ne işe yarar? Baby doll çok uzun yıllardır kullanılan bir gecelik modeli. Ha, baby doll. Umursamaz tavırlarım sanki baby doll. Tavırlarım sanki baby doll. Yiyor baba parası işi gücü hor. Kesin arkasında biri var yoksa işi zor. Küçücük ah da büyümek ne kadar saf. Ah da. Baylan oradan beklemediğim bir giriş bu arada yani. Bir şeyler anlatıyor. Bir derdi var, bir sıkıntısı var belli yani. Bir şeyler anlatıyor. Ha, sesi hoşuma gitmiyor kişisel olarak. Yani beğenmiyorum sesini ama bir şeyler anlatıyor. Şaşıracağım herhalde. Sanırım. Şarkının devamı da böyle mi? Yaşandır okulda korkma. Sessizsin çünkü bakıyor anne baba elin bokuna. Yürekleri ince yazamaz bir bok. Kalem tutamaz diyen bir. Sözler kime ait? Söz Elanur. Kendisi yazmış. Bu şov zengin ayrımı yapıp yala dekont. O zaman öğrendim hayatı defol. Gelelim anneme şiddet gör maalesef. Ailesiz büyüyen kadına omzum ben dokundu hayatına. Bak babası amcası tıktılar bizi zindana. Wow. Wow. Konu babam değil o çok net. Ama olamadı yanımda daha net. Annemin ailesiydi zahmet. Boşanmak istedi ve katlet. Şükresin küçüktüm anneme kalkan her elde saklandım dar odalara. Furkanım tutar da elimden abacım geçecek alacağız intikam ya. Çıktılar hayatımızdan hiçbir şey olmadı mutlular hep münakaşa. Ettiğim beddualarım sonunda çıkardı sizi bak yine karşıma. Yaşım. Ben buraya kadar beğendim bu arada, şaşırtıcı hatta. Yani bir hikayesi var. Ben seviyorum böyle şarkıları ya, bir hikayesi olan. Ama insanlar ne demişler onu merak ettim. Ya geneli beğenmiştir diye düşünüyorum. Çünkü Eleanor'dan böyle bir şey beklemiyordum. Hani 21'i gördüm, Queen'i falan gördüm. Bir ön yargıyla yaklaştım, hani yine ego patlaması falan mı yaşıyor? Garip guruk, tatlı mı cringe mi tarzı bir şey mi yapacak diye ama. Vay be. Hatta bak birisi daha yazmış. Yine cringe bir şarkı bekliyordum ama ters köşe oldum diye. Daha 9 ne yapabilirim bilmem. Ablayım anneyim aileme cidden. İçimdeki kim büyüdü hep günden güne değişmedi karakterim birden. Ya birlikte büyüdük savaştık üçümüz korkmadı gözünü çalıştın tüm günü korkmadı kimseden katlandı gücümüz bir kere geçmedi gülmeden günümüz ya. 17 yaşımda 0 ve 1 kodladım kazandım borç ödedim bunu yaşadım görmedi gözleriniz. Sorun yok inan ki sikim de değil. Kurtulduk sandım ve daha değil. Bekledim senelerdir bulaşmanı ve arıyor annem der kızım yetiş. Yetiştim koş. Eğer flow kendisine aitse bayağı iyi bu arada yani. Tabii bayağı iyi derken Elanur'u düşünerekten bunu söylüyorum. Çünkü diğer şarkılarını az çok biliyoruz zaten. Hani bayağı kötü diğer şarkıları, en azından benim, bana hitap etmiyor hiçbir şekilde. Çok basit sözler ve
hiçbir şey genel olarak anlatmayan şarkılar olduğundan dolayı ben de biraz rapte geri kafalıyım biliyorsunuz. Hani bir şeyler anlatması gerektiğini düşünüyorum her zaman. Bu şarkısındaki flow eğer kendine aitse çok iyi. Erhan Nur'a göre çok iyi. Yani akış falan vesaire gayet iyi. Sözler de iyi. Ha, açıp dinler miyim? Dinlemem çünkü dediğim gibi sesi hoşuma gitmiyor çok fazla. Bir de şöyle bir durum var. Muhtemelen bu şarkı bayağı bir övüldü diye tahmin ediyorum. Bu şarkının bu kadar övülmüş olmasının sebebi de Elan Dur'un yapmış olması. Yani bu şarkıyı normal bir insan yapmış olsaydı muhtemelen bu kadar övgü almazdı. Herkes yine işte ya bu yine nasıl bir şarkı çıkardı diye bakıp bu sözleri ve bu tarzı görünce muhtemelen beğendiler. Yani. Girdim onun evini bastım, bir de rezil ettim, sonunda dayandım. Yumruklarım bile kapına dayandı, ellerim mosmoti. Abi zaten Elan Nur ne dert çekmiş ki? Ya kanka bunu bilemezsin bu arada. Bu çok yanlış bir düşünce yapısı ya. Eğer ciddi anlamda bunu yazıyorsan demek ki hiçbir şey öğretememişim ya da benden hiçbir şey alamamışsın. Ha ille de size bir şeyler öğretmeliyim kafasında bir insan değilim ama bilemezsin kiminle yaşadığını. Kişisel olarak sevdiğim bir insan değil zaten. Yani en son 9-10 ay önce falan karşıma gelmiştir ana sayfada. D-Live'de yayın yapıyordu bir ara, onu bıraktı. Belki orada denk gelmiştir yani. Onun dışında zaten takip ettiğim, stalkladığım bir insan değil. Ama kimsenin ne yaşadığını bilemezsin yani. Ha bu sözleri yazdı diye yaşadığı her şey gerçek de demiyorum yine aynı şekilde. O da ayrı bir konu. Ama bir derdi var yani, şarkıda bir şey anlatıyor, anlatabiliyor muyum? Hani bir derdi var, bir şey anlatıyor. Tekmelerim arttı, sözde koca adam ama yüzüme bakamadı çünkü gücüm bize yetemezdi artık. Çağırdım polisi, kaçamadın rahattı bu sefer işim, et şikayetini 17'ydim değil mi savcı karşımda, verdim ifademi, kapısını kırmışım, olanı sikeyim seni. Ha ha ha, uzlaştım zorla ya, bıkmam hiç zorluktan, yaşamam korkuyla. Vay be. Şimdi yaklaşamaz kimse, güçlüyüm lakmama ha. O yüzden götüne gitsin, oturdum bu gökte lan. Yaşadım bodum katında, gelmişim bak çöplükten. Bu yüzden irite olamazsın etiğim küfürden. Açarsın oranı buranı, kimseye demedim biçi. Ettiğiniz laf... Bu açarsın oranı buranı muhabbeti bir ara bayağı bir sosyal medyada dönmüştü, olayı bilmiyorum ama ya. Açarsın oranı buranı, ondan sonra böyle editler falan yapıyorlardı garip kuruk, anlamadım ben de. Yani dostlar bu şarkıyı çok fazla durdurup da bir şey demedim. Neden çok durdurup da bir şey demedim? Çünkü diyecek bir şey yok yani, bu bildiğin şarkı yani, bildiğin gerçekten bu rap şarkısı. Öyle söyleyeyim. Yani Yiğidi Öldür Hakkını Yeme. Bu bildiğin rap şarkısı yani. Bildiğin rap yapmış. Bildiğin şarkı yani, açıp da böyle dinleyeceğin, dalga geçmeden bu ne yapıyor ya falan demeden açıp da dinleyeceğin bir rap şarkısı yapmış. Kişisel olarak dinlemem, ayrı konu. Ama bildiğin şarkı yani bu. Benim gözümde. Şöyle de bir durum var. Şöyle bir gerçek var daha doğrusu, bari hani boşa da gitmesin söylediğimiz şeyler. Bu şarkının bu kadar fazla beğenilmesi ve bu kadar fazla dinlenilmesinin sebebi Elan Nur'un bu kalitede bir şey yapmış olması değil. Daha önceden yaptığı işte bu tatlı mı cringe mi tarzı şarkılar. Şunlardan bahsediyorum. Ya da Elan Nur Bela işte bu şarkı vesaire vesaire. Şimdi bu şarkılardan zaten belli bir popülarite, yine aynı şekilde Sakin şarkısı. Bu şarkılardan belli bir popülarite elde ediyorlar insanlar genelde. Ya bu sosyal medyada çok şarj %10 mu? Arkadaş daha yeni şarja koydum MacBook'u ya. Ha Elan Nur bu kafayla mı yapmıştır bu şarkıyı, ben zannetmiyorum. Açıkçası öyle bir şey olduğunu da düşünmüyorum. O kafayla yaptığını, ama bu çok bilindik bir taktik. Hani önce böyle rapçiler de genelde yapıyor, böyle bok gibi şarkılar yapıyorlar. Saçma sapan böyle işte abidik gubidik, böyle milyonlar dinlenen ama hiçbir şey anlatmayan
Gerçekten çok kötü şarkılar yapıyorlar. Ondan sonra böyle güzel bir şarkı yapıyorlar. O onları sevmeyen kitle bile sevmeye başlıyor. Bu kafayla yaptığına inanmıyorum. Ama bu şarkının bu kadar fazla sevilmesi ve yine aynı şekilde bu kadar fazla dinlenmesinin sebebi yaptığı önceki şarkılar. Yani çünkü belli bir popülaritesi var. Eleanor zaten popüler, ünlü bir insan. Ne yapsa dinlenecek. Önce linç edilecek şeyler yapıp sonra insanların hoşuna gidecek şeyler yapıyorlar. Evet, bunu defalarca anlatmıştım canlı yayında daha önce. Tekrar söylüyorum, Eleanor o kafayla mı yapmıştır bilmiyorum. Ama ya bu çok bilindik bir taktik, yani çok 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 bilindik bir taktik. Önce bütün dikkatleri üstüne çek, üstüne çek, üstüne çek. 3 tane, 4 tane saçma sapan şarkı yap. Hani şu an şarkı dinlediğimiz için şarkıdan örnek veriyorum. Ondan sonra bir tane güzel şarkı yap, hop, muazzam bir kitle. Yani yapıyor insanlar bunu. Abi Norm Ender'den daha iyi eğlendir. O kadar mı oğlum? Norm'un şarkısını çok gömdünüz lan. Aa, çok çok garip. Çok gömdünüz lan.